3 dakika sonra aynı yerde 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4.73 km açındaki sarsıntının deniz yüzeyinin yaklaşık 8.9 km derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Düzce'de hissedildi. Saat 10.42 sıralarında meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli yerlerinde de hissedildi. Kartal sahilinde deniz suyunun yer yer dalgalandığı ve köpükleşmenin oluştuğu görülürken meydana gelen depremin dalga ve köpükleşmeye sebep olduğu öne sürüldü. Deprem olduğunda evdeydim ben. Benim evde 6 tane kedi var. Bu kediler kapıya dışarıya çıkmaya çalıştılar. Ben dedim Allah Allah, bir hayret bir şey. Kedilerin çünkü toplam hepsi bir şekilde dışarı çıkmaya çalışmaz. Kimisi pencereye doğru kaçtı, kimisi kapıya doğru kaçtı. Ben o zaman şey ediyorum, haberleri izliyordum. Bir baktım yer sallanmaya başladı, hissettim. Hissedince kalktım, kedileri şeye çıkardım. Dışarıya çıkardım temiz hava alsınlar diye. Dedim herhalde dışarı istiyorlar. Sonra haberleri izledim ki ne? Deprem olmuş. Ama çok sarsıldı yani yer. Ben Kartal sahilinde de her gün bu kedilere yem veriyorum. Sahipsiz kedilere. Oraya geldim denizde. Her gün geldiğim için denizde fark ettiğim bir dalgalar var. Farklı bir renk var. O renkte hissettim ki ne, denizin altında halen deprem şeyi vardır. Yani bu şey depremden kaynaklanıyordur. Bu dalgalar. Ve siyahlaşma vardır. Köpükleşme vardır.